Nihal Bengisu Karaca, 21'de 21. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İsmail Saymaz'a verdiği röportajda sarf ettiği ifadeler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla karşı karşıya gelmesine neden oldu. Peki Altılı Masa birden çok ittifak oluşturabilir mi? Sorusuna cevaben, Altılı Masa'da hiç konuşmadık. Sayın Davutoğlu 3 parti, Saadet, Gelecek ve Deva deklarasyon yapalım diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi. O bizi kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız demişti Babacan. Aslında Ali Babacan kendisine ne zaman Ahmet Davutoğlu sorulsa aynı cevabı veriyor. Bakınız Gaziantep'te Mayıs ayında benim de aralarında bulunduğum gazetecilere verdiği cevaplar. Babacan Cumhurbaşkanı adaylarının etnik ya da mezhebi kimlikleri üzerinden tartışılmasından hicap duyarım. Linkini verdiğim röportajda Ali Babacan sürekli olarak Gelecek ve Deva neden ayrı partiler olarak çıktı sorusunun sorulmasından rahatsız olduğunu sert denebilecek bir açıklıkla beyan etmişti. Evet, duvardan Voice of America'ya kadar genişleyen mecralardan gelmiş birçok gazeteci bunu soruyordu o gün. Çünkü bu iki parti beraber çıksaydı kaldıracakları toz bunun 7 katı, altılı masaya getirecekleri oy şimdi anketlerde görünen oranlarının 4 katı olacaktı. Hadi o olmadı. Üç partili genel seçim ittifakı için zemin oluşturulabilseydi, seçim sonrası muhalefet partilerinin parlamento denklemi çok daha farklı olabilirdi. Soruluyorsa bu yüzden soruluyordu. İnsanlar benzer gelenekten ve ortak geçmişten gelen iki parti lideri arasındaki bu uzaklığa anlam veremiyordu. Hala veremiyor. Ancak İsmail Saymaz'ın röportajında bu kez farklı bir şey vardı ve sanırım Ahmet Davutoğlu'nu tepki vermeye sevk eden de bu oldu. Saymaz soruyor. İç çatışma ihtimalinden söz ediliyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da değindi. Sayın Babacan cevap veriyor. Hükümetin ortalığı karıştırayım, güvenlik sorunu çıkarayım, iktidara destek olarak dönsün şeklinde kirli hesabı varsa yazıklar olsun. Ama bizim siyasi sorumluluk taşıyan insanlar olarak felaket tellallığı yapmamız doğru olmaz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu cümlede dolaylı yoldan Davutoğlu'na felaket tellalı deniliyor mu, denilmiyor mu? Açıkça denmese de ima ediliyor. Saadet Partisi evet derken Deva Partisi neden hayır dedi. Gelelim geçen yıl bu zamanlar Temel Karamollaoğlu'nun kabul ettiği ama Deva Partisi'nde 21'de 21 karşı çıkılan deklarasyon teklifinde sunulan metin meselesine. Babacan'ın atıf yaptığı ve Deva karar organında reddedilen deklarasyon metni aslında kapsamlı bir ittifakı ima eden detaylı bir metin bile değil. Sadece 28 Şubat zihniyetinin devamı olarak ortaya çıkabilecek eylemlere karşı Deva, Gelecek, Saadet partilerinin kalkan rolünü perçinleyen ve aslında bu yolla AK Parti'den kopmaya hazır muhafazakarlara güven vaat eden bir metin. Metinde 28 Şubat'ı istismar eden iktidar partisine de karşı duruluyor. Deklarasyonun tam metni Ahmet Davutoğlu ile söz konusu polemik hakkında röportaj yapan Saymaz'ın köşesinde de yayımlandı. Diyebilirsiniz ki Deva Partisi mütedeyyin bir parti değil. Öyle bir kitleye hitap etme gibi bir önceliği de yok, mecburiyeti de. Pekala böyle bir deklarasyon metni üzerinden yan yana gelip bu görüntüyü verirsek, muhafazakar tabana güven verirken seküler kesimlerle karşı karşıya geliriz. Hiç gerek yok diye düşünülmüş olabilir. Ama o zaman şu soru gündeme gelir. Hadiseye böyle bakılıyorsa bu deklarasyon teklifinden sadece bir ay sonra Ali Babacan o meşhur azgın azınlık açıklamasını neden yaptı? Sorulur. Çünkü azgın azınlık gibi bir ifade 21'de 21 reddedilen deklarasyon metninden çok daha sert. Daha muhafazakar, daha millici ve daha dindar olmakla itham edilen Gelecek Partisi lideri daha hiç böyle bir ifade kullanmadı. Demek ki konu tam olarak sekülerist. Laik kesimlerle karşı karşıya gelme endişesi de değil. Deva ve Gelecek Partilerinin kısa ilişki tarihi böylesi yığınla muğlaklıkla dolu. Davutoğlu'da anlaşılan bir noktada patladı ve altılı masada ilk çatlağı oluşturma riskini bile göze alarak şu soruyu kamuoyuna açık bir biçimde sordu. Deva'da hayır diyen 21 arkadaşıma soruyorum. İki paragraflık metinde sizi ne rahatsız etti kimlik olarak? 28 Şubat'ı yapmak isterlerse onlara karşı mücadele edeceğiz dememiz mi rahatsız etti? 28 Şubat'ı örtü gibi istismar ederek yolsuzluk yapanlara karşı mücadele edeceğiz dememiz mi? Bizlerle beraber olmak rahatsız ettiyse altılı masada da beraberiz. Otomize olan siyaseti toparlamamız lazım. Ben dememek, ego yapmamak lazım. 21'de 21 adına söz alan Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'ysa şöyle cevap verdi. Metinde bizi rahatsız eden bir şey olmadığı gibi devamlı dile getirdiğimiz konulardan sadece bazıları. Ama Türkiye'nin sorunları ve özgürlükçü demokratik tutum bunlardan ibaret değil. Her demokratın zaten her zaman kabul ettiği bu tutum için ortak bir deklarasyona gerek olmadığını düşündük. O teklif tarihi itibarıyla 1,5 yıllık partiyiz. Bize göre yeni kurulmuş bir partinin önceliği kendi kurumsal kimliğini güçlendirmek ve kendi teşkilatlanmasına odaklanmaktır.
Ayrıca altılı masada birlikte çalışırken onu gölgeleyecek başka gündemlere gerek olmadığını düşündük. Ortak deklarasyon altılı masaya zarar vermezdi çünkü. Ben Deva Partisi'nin başarılı olmasından ancak memnuniyet duyacak biriyim. Ali Babacan samimi bir demokrattır ve Mustafa Yeneroğlu'nu da vicdanlı, adil ve cesur bir siyasetçi olarak tanıyorum. Ama burada da haklı değiller. Çünkü altılı masa çalışmalarının bugünkü kadar net bir şekilde ortaya çıkmadığı Ağustos 2021'de böyle bir deklarasyondan hiç zarar gelmezdi. Bilakis birleştiğimiz müşterekler var görüntüsü vermeniz, ortak değerlere sahip tabanlarınız gözünde daha çok muhafazakarı altılı masaya çekmenizi sağlayabilirdi. İkincisi, altılı masa çalışmalarının epeyce ilerlediği bir gündemde 27 Nisan 2022'de iktidar yeni seçim yasasını açıkladıktan sonra Sayın Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Açıklamasını yapmaktan çekinmemişti. Hatta bu açıklama kısa bir süre için bile olsa, Deva'nın altılı masadan ayrıldığı şeklinde bazı istifhamlara bile neden olmuştu. Adıyla, şanıyla, kendi logosuyla açıklaması altılı masayı gölgelemiyor ama üç partinin yan yana gelip ortak deklarasyon metni yayımlaması mı gölgeliyor? Kavgayı bitiren Erdoğan'ın ikisine de hain demesi oldu. Sözün özü iki parti arasındaki mesafe ve tartışma biliniyordu. Ama altılı masanın akıbeti adına bu çelişkinin kamuoyunun gözü önünde yaşanmamasına dikkat ediliyordu. Ancak bunda sorumluluk payı büyük olan taraf maalesef Deva Partisi gibi görünüyor. Zira Deva Partisi'nin Gelecek Partisi'ne koyduğu mesafe ülkenin kurtuluş, normalleşme ve ortaklaşma aciliyetiyle izah edilemez boyutta. Yeneroğlu'nun dediği gibi ülkenin perişan hali ortadaysa eğer, ki bana göre de öyle, AK Parti iktidardayken, yani güçlüyken, risk alarak ve yakın aralıklarla kopuş sağlamış ve siyasi kader ortaklığı bulunan iki muhafazakar genel başkanın daha anlamlı bir temas içinde olması beklenir. Partilerden birinin kendisini ayrıştırmak için sürekli olarak biz onlarla aynı değiliz parantezi açmaya çalışması değil. İşin doğrusu AK Parti'den koparak kurulan iki partinin arasındaki buz fırtınası, AK Parti'nin hitap ettiği kesimden yeter düzeyde destek almalarını engelliyor. Siz bu kadar ortak paydaya rağmen daha birbirinize güvenemiyorsanız, biz masa adına verdiğiniz kefalete nasıl güveneceğiz diye sorulsa verilecek bir cevap yok. Dahası hakikat değilse de realite şöyle. Muhalefetin tabanı ve entelijansiyası içinde yer alan, hatta Deva ve Gelecek Partilerinin altılı masada olmasına karşı çıkan kesim, iki partiyi aynı yahut benzer görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çekirdek seçmeni içinde her iki parti lideri aynı yahut benzer. İki partinin liderini de bir TV programında açıkladığı üzere ihanet içinde görüyor Erdoğan. Biri daha az hain, diğeri tam hain gibi bir ayrım yapılmıyor. Her ikisini de hak ettikleri için o makamlara gelmediler diye andı. AK Parti'de hiçbir zaman liyakat olmadı anlamına gelecek bir şey söylemiş oldu. Ama bir yandan da bilmeden daha doğrusu pek umrunda da olmadığı için Deva ve Gelecek Partileri arasındaki tartışmanın büyümesini engellemiş oldu. İşe bakın, kavganın büyümesini engelleyen Erdoğan. Bir arada kalmalarını sağlayan Kılıçdaroğlu, anlayana başkaca bir keder gerekmez. Nihal Bengisu Karaca.